Değerli vatanseverler, gelelim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına. Biliyorsunuz 2019'da her ikisi de büyükşehir belediyelerini kazandı. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan, garanti olduktan sonra yani ikinci seçimden sonra hemen 2 hafta geçmeden Cumhurbaşkanı söylemlerine başlanmıştı. Biz o zamandan beri aynı cümleleri sarf ediyoruz. Şimdi tekrar hepinize bir basın açıklaması olarak sözlü video görselle de bunu iletmek istiyoruz. Yani bu söylemimiz yeni değil ama alanlarda bizim o söylemimiz ancak söylenmeye başladı. Öncelikle bir açın şöyle haritayı, nüfus haritasına bir bakın. Şu an Türkiye'nin 3'te 2'lik yaklaşık neredeyse 3'te 2'lik ya da 5'te 3'te diyebiliriz nüfusunu belediye hizmetleri olarak CHP'nin yönettiğini göreceksiniz. Bu da büyük şehirleri, nüfusu fazla olan büyük şehirleri alması sayesindedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'i aldığı için CHP çok öne çıkmaktadır yönettiği nüfus açısından. Bursa geliyor peşinden. Bursa AKP'de ama gerisi büyük şehirlerin, nüfusu çok olan şehirlerin tamamı CHP'de. Yani CHP önemli bir nüfus yönetiyor, önemli bir bütçe yönetiyor. Bu açıdan da bakacak olursak. Şimdi geçmişe gidelim. Biz 2008'den beri biz seçim sandıkları üzerine özellikle şahsım olarak yani şahsi olarak ben seçim güvenliği üzerine çalışmalar yürüten bir insanım. Sandığına sahip çık diye bir projemiz vardı. Biz sandıklarda yapılan hilelerin hemen tamamını bu projeye aldık, ekledik belgeli şekilde. Hatta bu MHP'ye sunulmuştur, bu CHP'ye sunulmuştur vaktiyle. Daha Cihan Partisi yokken MHP'ye sunulmuş bir projedir bahsettiğim. Sandığına sahip çık projesinde bir bölümümüz şeydir. Oylar nasıl çalınıyor, nasıl devşiriliyor? Nasıl etki ediyor? Belediyelerin seçime etkisi şeklinde bir bölümümüz vardı. Oradan aldığımız orantıyı ben size şu şekilde aktarayım değerli vatanseverler. Seçimlerin 5'te 3'ü büyükşehir belediyelerinde bitiyor. Bakın 5'te 3'ü. Alınan 5 oyun 3'üne etki ediyor. Büyükşehir belediyesinin bir partinin elinde olması. Bu nasıl etki ediyor? İster inanın ister inanmayın 5 oydan birini seçimlerde Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki imkanlar, belediye otobüsleri vesaire, işte güvenlik, koruma, şoför bunlar görevlendirilir biliyorsunuz. Bunları görevlendiriyor AKP vaktiyle görevlendiriyordu ve bu görevlendirmeler neticesinde sandığa atılan oy ilçe seçim kurulunun eline gidene kadar allak bullak oluyordu. Değiştiriliyordu. Otobüste değiştiriliyordu, kenarda değiştiriliyordu, otobüse binerken değiştiriliyordu, geçerken değiştiriliyordu. 1/5 etkisi var buna. Bakın, Büyükşehir Belediyesi elinizde değilse 1/5 oyu silin, kenara koyun. 1/2 oy da şu şekilde etki ediyordu. İşe almalar, istihdam etmeler, ihale vermeler, ihaleyi ödemeyip eğer kazanırsam ihaleyi alabilirsin demeler. Diğer taraftan seçim zamanı kullanılan billboardlar, reklam alanları, diğer taraftan seçim zamanı seçimi finanse etme, normalde kamu yararı için harcanması gereken miktarların partinin seçimi, AK Parti'nin seçimindeki çalışmalar için harcanması, Büyükşehir'in elindeki belediye araçlarının AK Parti'nin seçimlerde kullanılması için tahsis edilmesi ve nice nice bu şekilde usulsüz işlemler vardı. Bunlar varken bir partiyi yenmek kolay mı? Bir de şöyle düşünün, üstün üstlük İstanbul, Ankara, Bursa, vakti geldi Adana, Antalya, bunlar hep kimin elindeydi? AKP'nin elinde olan belediyelerdi. İlk kez 20 yıldır, bakın 20 yıldır ilk kez İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, hani oralar yine CHP'deydi bir şekilde ama buralar AKP'nin elinde değilken bir seçime gidiyoruz. Sizce bunun seçim sonucuna etkisi olur mu olmaz mı? Tabii ki olur. Ha bir de işe şu açıdan bakalım. Şimdi gelelim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açısından bakalım. Mansur Yavaş nereyi yönetiyor? Başkenti yönetiyor. Başkenti yönetiyor. Nüfus olarak da Türkiye'nin ikinci büyük ilini yönetiyor.
Ekrem İmamoğlu nereye yönetiyor? İstanbul'u yönetiyor. Nüfus olarak Türkiye'nin en büyük ili, ticaretin döndüğü yer. Biri yönetimin döndüğü bir il, diğeri ticaretin döndüğü bir il. Devasa bütçeleri var mı? Var. Devasa nüfuslar var mı? Var. Şimdi değerli vatanseverler, akılla, mantıkla şimdi bu işe bakın. Bunlar nedir? Bir kale olarak düşünün. Bütün büyük şehirleri, bütün illeri, bütün belediyeleri bir kale olarak düşünün. Beldeler küçük kale, işte tahkimat noktaları, iller normal kale, büyüye büyüye geliyor. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri elimizdeki en büyük kaleler oluyor mu olmuyor mu bu noktada? Elimizdeki en büyük kaleler oluyor, değil mi? Şimdi karşı tarafla, düşmanla bir savaşa giriyoruz. Ne yapacağız? Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş, herhangi biri istifa ettiği zaman elindeki en büyük kaleden birini karşı tarafın yönetimine veriyorsun. Mantıklı mı bu değerli vatanseverler? Al, ben bu kaleyi, ben seninle savaşıyorum, seni yeneceğim ama arkamdaki en güçlü kale, iki kalemden birini düşmana teslim edeceğim. Çünkü ayrılır ayrılmaz AKP'den biri belediye başkanı olacak bu iki ilde. Ben düşmana savaşa girerken arkamdaki kalelerden birini teslim edip düşmanla böyle savaşacağım. Bu mantıklı mı değerli vatanseverler? Lütfen biraz idari bakın, biraz üsluplu bakın. Hep diyoruz, aklınızı kullanın, aklınızı çalıştırın. Konu Mansur Yavaş'ın, konu Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanıp kazanmamasından daha önemli. Savaşta karşı tarafa kale vererek, bu kalenin komutanı çok iyi, onu alalım biz, orayı teslim edelim, bu kalenin komutanıyla savaşa girelim diyerek savaş kazanılmaz. Değerli vatanseverler, büyük şehirlerin seçimlere çok büyük etkisi vardır. Hiçbir zaman bu, bakın bizde belgeli, gelin Ankara'da ziyaret edin bizi, açalım 60 sayfa, toplam 60 sayfalık bir projeden bahsediyoruz. Didik didik incelenip araştırılıp oluşturulmuş bir projeden, sandığına sahip çık projesinden bahsediyoruz. Öyle afaki konuşmuyoruz, ya böyledir demiyoruz. Elimizde belge ve bilgi, istatistikleriyle birlikte var. Bir oyla belediyeler değişiyor, bir oyla vekillikler değişiyor. Ki biz diyoruz ki Ankara'yı ya da İstanbul'u teslim edelim de biz öyle savaşalım. Mantıksız. Dayatma konusuna gelince Meral Akşener diyor ki bize aday dayattılar, işte Kılıçdaroğlu'nu. Şimdi şöyle bir durum var. Meral Akşener de kendisi aday dayatmış oluyor diğer beş partiye. Meral Akşener de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu dayatmış oluyor. Ki ben o tartışmaya girmiyorum. Ben hiç gerçekten, biz parti olarak bu tartışmanın taraftarı değiliz. Biz az önce söylediğimiz mantıkla bakılmasını istiyoruz. Savaşa girerken elindeki silahı, elindeki kaleyi düşmana verir misiniz? Hepinize soruyorum. Biz bunu 2 yıldır söylüyoruz. Bu tartışmayla bağlı değiliz. Biz bunu 2 yıldır söylüyoruz. Bir haftadır da dillerde bu var. Aday tartışması alevlendikten sonra bilemediniz 3 haftadır diğerleri söylüyor. Biz bunu 2 yıldır söylüyoruz. Büyük şehirler teslim edilemez AK Parti'ye. Teslim ettiğimiz an eldeki imkan, eldeki bütçe, eldeki nüfus, eldeki kaynak ve güç, her şey, ya yönetimini teslim ediyorsun şehrin. Bir de biz her zaman diyoruz ki bunu en çok Meral Akşener, İyi Parti bunu söyledi. Her zaman ne diyoruz? Ne dediler? Artık kişilere bağlı olmayalım, sistem kuralım, kurum kuralım. Ya bu ülkede Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan başka bizi kurtaracak, biz hala kahraman mı arıyoruz değerli vatanseverler? Biz şu an Atatürk mü arıyoruz, seçime mi giriyoruz? Eğer hala kahraman yaratma peşindeysek, bizi sadece bu kahraman kurtarır diyorsak, biz ne Atatürk anlamışızdır, ne Cumhuriyet anlamışızdır, ne de damarlarımızdaki akan asil kanı anlamışızdır. Tekrar belirtiyorum, yanlıştır. Buna Kemal Kılıçdaroğlu doğru dese bile, şu an hani bu kadar tartışmadan sonra Mansur Yavaş'ı ya da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparım dese bile yanlıştır, yapılmamalıdır, verilmemelidir. Onlar büyük şehirlerini yönetmelidirler. Sadece bir kişi olabilir büyük şehirlerden. Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen başkanımız, çünkü Eskişehir'de CHP'de kalır yine yönetim. Yılmaz Büyükerşen başkan olursa, bir tek o gelirse orada Eskişehir kaybedilmez.
Onun haricinde İstanbul ve Ankara terk edilemez. Bugün, bakın bu sözümü iyi belleyin. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu dese ki ya tamam kabul ettik Mansur Yavaş aday olsun biz yine karşı çıkarız. Ekrem İmamoğlu aday olsun biz yine karşı çıkarız. Aklın yolu birdir tektir. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri, belediye başkanlıkları çoğunluk AKP'de iken terk edilemez. Çünkü mücadele edilen taraf AKP'dir ve AKP'ye en iyi iki kaleden biri verilemez. Açıklamamız bu kadar. Biz bunu 2 yıldır söylüyoruz ve hep bu fikrin arkasında olacağız. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.